Yani ürünü getireceğim, buraya koyacaksın, inceleyeceksin. Hem ölçülerine bakacaksın, hem kalitesine bakacaksın. Bir anda verebilir durumda olmanız lazım. Bu da fiziki bir adreste gerçekleşiyor. Amazon'da da sizin cironuz belli bir yere geldiğinde Amazon size adresinizi check ediyor. Günaydın dostlar. 27 Haziran Pazartesi. Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da bir grupla bir toplantı yapacağız. Bizi seven arkadaşlarımız, takip edenler YouTube'dan, faydalanmaya çalışanlar, bizim de faydalı olmaya çalıştığımız arkadaşlar. Ama asıl amacımız Kayseri. Kayseri'de Türkiye'nin önemli büyük üreticilerinden bir tanesiyle görüşeceğiz. Amerika projeleri var. Online marketlerde, Amazon'da özellikle veya Wayfair'de nasıl satarız, onları konuşacağız. Yolculuk başlasın. Görüşürüz. Olarak girdim. Rapor hazırlıyorum. Hesap uzmanıyım. Sonra beni üretim planlamaya aldılar. İstifa ettim, gitmediler. Orada bir arkadaşla problem yaşadım. Üretim planlamaya geçtim. Orada da 6 ay sonra üretimdeki arkadaş istifa etti. Dediler ki geçer misin? Ben geçerim dedim. Ama patron istemedi abi. Tamam, Nevzat Demir. Ondan sonra çağırdı. Gittim, şöyle elimi aldı abi. Tuttu böyle. Tamam. Yok dedi, senden dedi olmaz. Sende de ellerin yumuşacık. Bende de öyle bir şey kabul etmek yoktur yani. Şey dedim, yok dedim, ben istiyorum dedim. Şimdi bahsettiğimiz şey şu, 200 derecede plastikle imalat yapacaksın. Tozu alıyorsun, plastikleştiriyorsun, bir şekil veriyorsun. Sonra da onu işte depolayacaksın, müşteriye göndereceksin. Tabii Nevzat Demir orada bir mesaj veriyor aslında. Büyük sanayicidir, çok severim. Yaparım dedim, yapacağım dedim. Tamam dedi, hadi bir deneyelim. Öyle bir başladı. 7 yılda orada öğretim şefliği yaptım. O tut şunun ucunu döşeyelim abi var ya, onun üretim şefiydim ben. Ekstrüzyonu gördüm. Patronumuz da sağ olsun, işte Burak'a da anlattım biraz önce. Bir şey yapmak istediğinde, bir projen olduğu zaman bu projeni sunuyorsun ve kafasına yattığı anda onaylıyor ve faaliyete geçirecek yetkiyi de veriyor, bütçeyi de veriyor sana. Böyle patron çok bulunmaz. Anlatayım, yetki verirler, bütçe vermezler. Bütçe verirler, yetki vermezler falan. Yo, Nevzat Bey yani ben çok tanık oldum. Milyon milyon dolarlık projeye çat diye imzayı atar. Böyle bir insan. Reel bir insan. Yani mevcut durum bu. Yapacağımız iş bu, işte mevcut durumun maliyeti bu, yeni durumun getirisi bu olacak dediğin zaman kar çıkıyorsa, parası da varsa niye yapmasın? Sağ olsun işte, o da imkanlar sağladığı için hem özgüvenimiz yerine geldi hem de bir işi yapabileceğimizi gördük. Sonra oradan ayrıldım, bir daha yani iki katı maaşa falan bir küçük bir yere gittim. Böyle transfer. Orada da şey gördüm, aa her şeyde, herkes de Fırat kadar büyük değilmiş. Evet. Daha bunun bir küçük ölçeği de mevcutmuş. Biz de bunu yaparız. Baktık işte 50 çalışanlı bir yer. Biz de şu anda 50'ye yakın işte çalışanımız. Yerli makineler var. Ucuz makineler var. İşte milyon dolar değil de artık 100 bin dolar seviyesinde makineler varmış. Ev arabayı sattık, öyle başladık. Hanımla beraber, o da endüstri mühendisi. Böyle başladık. Her şeyi biliyoruz da satmayı bilmiyoruz. Orada da işte derler. Çok zor durumda kaldık. İhracatı keşfettik. Gittik gümrükçüye. Dedik ki ya bize ihracat öğret. Nasıl yapacağız biz bu işi? Dedik ki siz gidin şu teslim yöntemlerini bir çalışın. Sonra müşteriyi bulun. Hangi yöntemle anlaşırsanız bana gelin. Vekaletimizi aldı. Ben halledeceğim dedi. İhracat macerası da böyle başladı. Böyle başladı. 2018'de 4 yıl sonra eşim yıllık kadın girişimcisi oldu. 3000 kobi arasından. Tabii. Son başbakandan ödülümüzü aldık burada Ankara'da. Şeyin Koskev'in açılışı vardı. Yeni binanın. Oradan ilk A4 kağıda siyah beyaz çıktı alıyorduk. Çünkü paramız yok. Renkli çıktı alacak. Bak fiyat listesini öyle çıkıp da dağıtıyorduk. İşte bir tane minibüsümüz vardı. Hem servis çekiyorduk, hem mal dağıtıyorduk, hem de evimize gidip geliyorduk mesela. Arabayı sattıktan sonra bir onu almıştık. Kaç yılında açtınız fabrikayı? 2013. 2013'te. Fabrika denmez. Bayrampaşa'da ikinci kat bir yer. Yani sizin ofis oranın 3 katı falandır. Öyle söyleyeyim. Şu an bulunduğumuz stüdyo. Öyle başladı macera. Sınırlı imkanlar. Para yok. Bir kurtulmamız lazım. Yani iç piyasaya mal verirsek batacağız. Şimdi tamam mı? Şey bilmiyoruz, ticareti bilmiyoruz ama abi matematik biliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Endüstri mühendisiyim. Abi o vadelerle, o fiyatlarla, o kar marjlarıyla iş yaparsan dönemezsin ve batarsın. Nakit akışı sıkıntıya girer. İhracat arayışına giriştik. İşte gittik, gümrükçü de bize ihracat öğretti. Başladık maille abi. Sonra bir komşum vardı yine, müşterimiz aynı zamanda. Dedi ki Serkan Google'ı kullan dedi. Git Google'ın dedi, Mısır'ında reklam ver işte. Bilmem Cezayir'inde reklam ver, şurasında burasında reklam ver. Cezayir'de var mı bilmiyorum, hatırlamıyorum da. Abi girdik. Gerçekten o zaman çok da keşfedilmemiş Google. Google'a telefon açıyorsun abi. 45 dakika sana nasıl reklam yapacağını anlatıyordu. Bak, eğitim gibi. 2013 senesi. Bundan bahsettiğimiz 9 yıl önce. Ben öyle Google'dan abi 22 ülkeye ihracat yaptım. Yurt dışına adım atmadan, pasaportumuz, vizemiz olmadan. Bak. Hani şimdi dijitalleş diye anlatıyorlar ya.
Ya gerçekten çok basit aslında. İnsanlar sadece mevcut işlerin içinde zaman ayıramıyorlar aslında bakarsan. Evet, evet. Tabii. Öyle başladı bizim harcamam. Sonra tabii fuarlara katılmaya başladık. Seyahatlere gitmeye artık paramız oldu ya. Hani uçak bileti alacak paramız yok. Öyle büyüdü iş. İşi matematikle yapıyoruz. Hızlı cevap veriyorduk. Yani Allah'a şükür işte Excel'i falan kodu iyi kullanıyorduk. Bir talep geldiği zaman 2 saat içerisinde hemen hazırlanır, evrakları gönderilir. Bizim Türk sanayisi de Allah razı olsun şey yapamazlar. Sallarlar talebi pardon. Teklif vermek için beklerler. Hani alışmışlar böyle bir şey. Biz hızlıca cevap verdiğimiz için öyle de müşteriler bulmaya başladı. Öyle büyüdü. Peki ilk ihracat yani 2013'te mi oldu? 2014. 2013 sonunda. 2013 sonunda Romanya'da Kurbi diye bir firma. Hatta yıllar sonra da gittim önünde fotoğraf çektim. 3.687 dolarlık bak hatırlarım adım gibi. Öyle başladı. 6 ay geçti. Kayınbiraderim bizimle beraber çalışıyor işte. O ne yapıyor biliyor musun? Çıkıp sıcak satış yapmaya çalışıyor. Artık dedik ki biz satış yapamayacağız. Arabaya dolduralım elektrikçi gezelim. Bir gün geldi abi Beylikdüzü'nden. Bu arada ne satıyorsunuz orayı? Kablo kanalı. Plastik kablo kanalı. Evet. Yani PVC boru da yaparız, profil de yaparız ama ana üretimimiz kablo kanalı. Murat abi 125 lira parayla geri geldi. 6 ay sonra. İşi kurduktan 6 ay sonra 6 ay boyunca gitti paramız. Hiç kuruş para gelmiyor. 125 lira. 5 lirası hala masamın arkasında durur. O 125 lira fiziki, gerçek 5 lirası yani. Biz halay çektik abi. Tamam dedik ya bu oluyor. Olacak ya. Yani bunu bu adam aldıysa diğeri de alır. Öyle o motivasyonla biz abi 80'e yakın ülkeye ihracat yaptık. Ülke içinde pek bilinmiyoruz tabii böyle olduğu için. Hep ihracata yöneldik. Değil mi işte ilk 50'deyiz her zaman şeyde inşaat plastikleri ihracatında. Son 10 yıldır. Kendi kendine olan şeyler. Kendi kendine olan şey. Arkasındaki tek şey işte bir iki beyaz yakalının çalışıp aldığı ev araba. Sermaye bu. Bir de kayınvalideme ev sattırmıştım. Yani o şey verdi bize. Ha çalışınca oluyormuş. Tamam mı? O zaman daha da bir çalışasımız geldi. Amerika'ya gittik gezmeye. Kayınbiraderlerim orada. Baktım ki bizim 20 sente ortadağı yasatamadığımız ürün 25-26 dolara satıyor. Dedim, tamam ben bunu yapacağım ya. Yani bu çok net. Amazon'da. Amazon'da değil. Home Depot'da. Hemen Amazon'a da git. Amazon'a da git. Tabii gerçek mağazayı geziyoruz. Hani ne bizim ürünlerden ne satılır bakıyoruz. Sen tüccarız ya. Ondan sonra kendi ürünümüz de var. Vallahi Le Grand 1,5 metre kablo kanalı 26 dolar. Bizde 30 sent. Anlatabiliyor muyum? 1,5 metre. Metre satılır bizde. Böyle bir uçurum olamaz. Amazon'a girdik baktık. Evet orada da öyle. Dedik ki biz bunu Amazon'da bir deneyelim. Daha ilk 6-8 ay başarısız oldu. Sonra ben girdim işin içerisine. İyi analiz yaparım. Kabiliyetim o yani, mesleğim o benim. Aldım, analiz ettim. Tamam dedim, bunu yapacağız. Ürünleri çektik, bundle yaptık, geri gönderdik. O ürünleri bir sattık. Sonra düzgün ürünler üretmeye başladık. Amazon'un içinde gerçekten satılabilecek. Ürettik, sattı. Sonra da reklamları optimize ettik. Zaten başka bir şey yok. Ha bir de şunu keşfettik. Ürünü ne kadar çok basarsan o kadar fazla depoya dağılıyor, o kadar çok satıyor. Yani içeride 100 ton olmasıyla 1000 tonların olması arasında satış hızı bariz değişiyor. Çok etkileyemiş. Hepsi fark ediyor. Çok net bir şey. Bunu da keşfettik. Bu da basit. Şimdi bize uzman diyorlar. Vallahi uzmanlığımız falan yok işte. Yaptığımız bu. Ama uzmanlığımız nerede biliyor musun abi? Ticari refleksle biz oraya gittiğimizde şirket kurduk. Gerçek bir adres. Telefonumuzu aldık. İnternetimizi bağlattık. Ne bileyim marka kaydımızı yaptık. Ondan sonra gittik Amazon hesabı açtık. İşte şimdi bana suspend soruyor. Ben hiç suspend olmadım ki. Bilmiyorum. Kendimiz tecrübelerle de kurumsal büyük firmalara danışmanlık veriyoruz. Keza diğer küçük sermayeli bütçeli arkadaşlara da elimizden geldiğince ücretsiz destek olmaya çalışıyoruz. Abi hoş geldiniz. Siz şehir dışından geldiniz. Ben ilk araştırdığımda hani nasıl eleman alayım diye mimarlar çok uygun. Hem sayısalcı hem beğenisi var. Yani görsel tasarlayabiliyor hem de analiz yapabiliyor. Bu mimarlık aslında biçilmiş kaftan. Endüstri mühendisiyim dedim ya, hani bir mesleğim var. Beyaz yaka olarak sizler gibi çalıştım. Sonra da kendi işimi kurdum. Ayrıldım. Yine plastikten devam ettim ama şimdi bir kanal daha açmak için işte Amazon'u keşfettik. Türkiye'de denedik, başarılı olamadık açıkçası. Bu başarısızlığımızın sebebi, yani satış yaptık mı yaptık. Ama para kazanmak anlamında hani cebimize bir şey girdi mi, bizi mutlu etti mi? Etmedi. Başa baş çıktıysa ne ala? İşte dediğim gibi Amazon'u keşfettik. Şimdi daha yeni yeni pazarlar keşfediyoruz. Sadece şimdi Amazon dememizin sebebi işte bu sene 1 trilyon dolar olacağı bekleniyor Amerika'da. E-ticaret hacminin. Bunun %39,5'unu 400 milyar dolara yakınını Amazon alıyor. O yüzden Amazon konuşuyoruz. Diğer sonra gelen 14 tap satıcı ise %31'ini alıyor. Yani Etsy onların içerisinde de en altlarda. Yani
Orada da çok büyük bir potansiyel var. Neticede bilinirliği Amerika'da bile %10 ve patlayacak demektir. Biz de Etsy çalışıyoruz, Etsy öğrenmeye çalışıyoruz. Özellikle sınırlı bütçeniz var ise, yani sermaye böyle taşmıyorsa Etsy çok iyidir. Yani yüksek kar marjları var, yapan arkadaşlarım var. Ben yapmadım, yaparsam onu da anlatmaya devam edeceğim. Anlatacağım YouTube kanalında falan. Şimdi bana uzman demeye başladılar, işte seminerlere falan çağırmaya başladılar. Aslında benim bir uzmanlığım yok, ben tüccarım. Bu tüccarlığımı Amazon'da e-ticarette, tecrübelerimi orada kullanıyorum, konuşturuyorum. Ben yapıyorum iki kişi. Hani bir kapasitemiz var, o kadar gönderebiliyoruz. Ama yaklaşık 2 ay kadar sonra daha büyük bir işletmeye doğru ilerliyoruz. İşte yeni elemanlarımız olacak, 4 kişi. Diyelim Amazon tarafına danışmanlık veriyorum. Etsy'de halen öğreniyorum. Tabii Amazon'da da öğreniyorum ama Etsy'de artık profesyonel bir danışmanlık verecekse biri değilim. 8 aydır satış yapıyorum. Food label yapıyorsanız kendi markanızla yüklü miktarda girmeniz gerekiyor. Amazon maalesef böyle bir yer. Şimdi ortalıkta bir sürü başarı hikayesi var. Ben hiçbirine inanmadığım gibi atıyorlar diyelim. Evet. Hanımefendi çok güzel izah etti. Atıyorlar, gerçekten atıyorlar. Şimdi Sefa bizimle çalışıyor, Ankaralı. Uzaktan çalışıyor. Oğuzhan yapıyor. O eğitimleri herkes tanıyorsun. Var mı öyle bir süper ayda yüz binlerce dolar kazanın, eğitimlerimizi alarak ayda yüz binlerce dolar kazanan Amazon satıcıları arasına girin? Yani ciro çok kolay yapılabilir, önemli olan acı karlıdır. Yani ne kadar para kazanıyorsunuz? Biz diyoruz ki üretici firmalara özellikle. Ya Amerika'ya bir adım atacaksın. Şu örneği vereyim, biz birçok fuara katıldık. Almanya'da, Dubai'de, İspanya'da, ne bileyim her yerde. Amerikalı alıcı o kadar azdır ki göremezsiniz hatta. Gelmezler. Çünkü herkes Hintlisi, Çinlisi, Pakisi gider orada arz eder ürünü. Orada lokalize olur, şirketini kurar, deposunu kurar ve arz eder. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de bir de şöyle bir istatistik var. Çin'den çıkan 100 konteynerin 44 tanesi Amerika'ya gidiyor. Böyle bir yerde siz Türkiye'den temas kurup mal satma ihtimaliniz çok zor. Satarsınız, kime satarsınız biliyor musunuz? Gene aracıya satarsınız. Orada lokalize olmuş. İşte trader'a satarsınız, importer'a satarsınız. Yani Amerikalı bir alıcıyla Türkiye'deki satıcı buluşamıyor bir türlü. Kimler buluşuyor? İşte Amerika'ya gidip lokalize olursanız buluşabiliyorsunuz. Derdimiz diyoruz ki Amazon bizim için bu işi kolaylaştırıyor. Biz götürüyoruz Amerika'ya ürünlerimizi. Bir noktadan veriyoruz Amerika'nın o koca coğrafyasına. Amazon bizim adımıza dağıtıyor. Müşteriye gönderiyor. Parayı tahsil ediyor. İade olursa geri alıyor. İadeni ne yapayım diye sana soruyor. Anlatabiliyor muyum? Devam. Şimdi biz elektrik sektöründeyiz. Biz de diye bir firma vardır. Türkiye'nin en büyüğü. Zor bela bir randevu alıyorlar. Ortanın altı bir işletmeden. Bakın, Türkiye'nin en büyük işletmesi bu. Elektrik, kablo tavası, bara falan üretir. Zor bela bir randevu alıyorlar yarım saat. Diyorlar ki, biz 3 tane daha olsak, o Amerika'daki ortanın altındaki firmanın talebini karşılayamıyoruz. Pazar bu kadar büyük, devasa bir pazar. Ve adam bunu da boşver. Hadi karşıladığını düşün. Senden mal istiyor. Ve burada olacak diyor bana. Lokalize olacaksın. Ben muhatap istiyorum diyor. Amerika Amazon gittiğimizde markamızı alıp listeleyip o 400 milyon nüfusa gösterebileceğimiz bir platform aslında. Amerika'ya ilk adımı atmak için süper bir kolaylık. Her şeyi Amazon üzerinden algıladığımız için Etsy ile Amazon'u biraz kıyaslarsam sanırım daha iyi bir yerde olacak. Bir kere Amazon'un hedefi ana akıma yürümek. Yani sizin ürünleriniz ne kadar çok kişinin tercih edeceği boyutta, renkte olursa o kadar fazla başarılı olabiliyorsunuz. Etsy'de bunun durum tam tersi. Ne kadar spesifik, ne kadar özgün, ne kadar farklı bir anlatım, farklı bir kutulama, farklı bir içerik, mesaj kartı bile satılıyor ki ben mesaj kartı satıyorum. Olursa o kadar farklı oluyorsunuz. Amazon'a gelen kişinin derdi sorun çözmek, Etsy'ye gelen kişinin derdi özel, spesifik
farklı bir ürün almak ve çoğunlukla hediye. Hediye çok büyük bir kategori Etsy'de. %60 civarında hatta satışlar hediyeden geliyor. Eğer bir hediye ürünü satıyorsanız ve hediye olarak etiketleyebilecekseniz bir ürünü Etsy'ye girin. Mesela diyelim ki kolye satıyorsunuz. Kolyeyi kolye olarak eklerseniz farklı bir ürün oluyor. İşte eşe veya anneye hediye, kıza hediye olarak etiketlerseniz farklı oluyor. Etsy ile Amazon'un başka bir karşılaştırması. Amazon'da bir ürün sadece bir listeyle kıyaslanabilir. Başka bir liste açamazsınız. Tek liste kuralı. O biraz önce Oğuzhan anlattığı bütün hikaye buradan geliyor zaten. O ürünü Oğuzhan başka bir liste olarak açamıyor. Açmıyor. Kendisi fiyat teklifi ekliyor. Başka biri de gelip fiyat teklifi ekliyor. Etsy'de ise öyle bir şey yok. Mağazalar var. Mağazaların ürünleri var. Bu ilişkilere daha çok kıymet veriyor. Çoğu zaman benim alıcılarımın attığı mesajlar şunlar. Tekrar buradan alacağım. Yani ürünle alakasız. Buradan alacağım. Bu mağazadan, bu kişiden alacağım. Çünkü işte mağazaya girdiğiniz zaman mağaza sahibinin ismi var, fotoğrafı var. Amazon'da böyle bir şey yok. Mağazanın sadece adresi, vesairesi var ama kişisel bir bağ kurmuyor müşteriyle. Etsy çok daha şey kalıyor. Duygusal bağ kurulabilen. Ne için çok kıymetli? Özgün ürünler için kıymetli, tasarım ürünler için kıymetli, küçük denemeler için çok kıymetli. Amazon büyük yatırım ve kesin bu iş olacak derseniz, 300 bin, 500 bin dolar yatıracaksanız, işte fabrikanız varsa zaten ben bu ürünü satacağım diyorsanız, oraya girin, acımayın, parayı yakın, karşılığını alırsınız doğru bir stratejiyle. Etsy'de küçük deneyler yapabilirsiniz. Bir tablo satmak istiyorsunuzdur, tablonun fotoğrafını çekersiniz veya fotoğrafının mock-up'ını, yani giydirmesini hazırlarsınız daha ürün yokken. Ürün siparişi geldiğinde 3 gün hazırlarsınız, 4. gün kargo verirsiniz. Böyle şeyler mümkün. Yani ürün hazır değilken bile gösterip satabilirsiniz. Ankara'da ODTÜ Teknokent'te Kozon'daydık bugün. Etkinliğimizi yaptık. Amazon, Etsy, yurt dışında e-ticaret, bunlara değindik. 20-25 kişilik bir gruptu. Hepsi bu saate kadar. Akşam şu anda saat 7:20 geçiyor. Bizi sorguya çektiler. Öğrenmek için ellerinden geleni yaptılar. Girişimciliğin altın kuralı vazgeçmemek, araştırmak, sormak, üstelemek. Buradaki arkadaşlarımız da öyleydi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.